seher yeli. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Seher Yeli. Teknik Yapım Mehmet Çelik. Seher Yeli. Said bin Müseyyep radıyallahu anh. Müminlerin emiri Abdülmelik bin Mervan, Allah'ın evini hac etmeye ve iki harem-i şerifin ikincisini ziyaret etmeye karar vermişti. Zilkade ayı gelince, Büyük Halife yolculuk için develerini hazırlatıp beraberinde Emevilerin şerefli efendileri, büyük devlet adamlarından bir kısmı ve bazı çocukları olduğu halde Hicaz toprağına doğru yürüdü. Kafile Şam'dan Medine-i Münevvere'ye kadar ne çok yavaş ne de çok hızlı olmadan yoluna devam etti. Onlar konakladıkları her yerde çadırlar kurup yaygılar açıyorlar, dini bilgilerini arttırmak, kalplerine ve ruhlarına hikmet ve güzel öğüdü doldurmak için ilim meclisleri düzenliyorlardı. Halife, Medine-i Münevvere'ye varınca Harem-i Şerif'e girip oranın sakini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirdi. Ravza-i Mutahara'da namaz kılmaz adetine erdi. Orada daha önce benzerini tatmadığı huzur saadetini ve ruh selametini tattı. Daha önce imkan bulup kalamadığı Medine'de ikamet süresini uzatmaya da karar verdi. Medine-i Münevvere'de kalmayı tercih edişinin başlıca sebebi, Peygamber Mescidini şenlendiren ilim halkaları, gökyüzünde yıldızların parladığı gibi büyük tabiilerden olan eşsiz alimlerin orada parlamasıydı. İşte bu Urve bin Zübeyr'in halkası, işte şu Said bin Müseyyib'in halkası, işte bir diğer tarafta Abdullah bin Utbe'nin halkası devam ediyordu. Bir gün halife normal olarak her zaman kalkmadığı bir vakitte öğlen uykusundan kalkıp odacısına Meysere diye seslendi. Odacısı buyur ey müminlerin emiri deyince halife peygamber mescidine git ve bize hadis anlatması için alimlerden birini çağır dedi. Meysere Mescid-i Nebevi'ye gitti. Oraya göz attı ama ortasında yaşı 60'tan fazla bir şeyhin oturduğu halkadan başka bir halka göremedi. O şeyhte alimlerin sadeliği vardı. Onun üzerinde alimlerin heybet ve vakarı vardı. Halkaya yakın bir yerde durup parmağıyla şeyhe işaret etti. Ama şeyh ona dönüp bakmadı ve hiç aldırmadı. Meysere ona yaklaşıp, ''Sana işaret ettiğimi görmedin mi?'' dedi. ''Şeyh bana mı?'' deyince Meysere ''Evet'' dedi. ''Şeyh ne istiyorsun?'' dedi. Meysere de müminlerin emiri uykudan kalktı ve şöyle dedi. ''Mescide git. Bak eğer bana hadis anlatacak kişilerden birini görürsen onu bana getir'' dedi.
Şeyh ona şu cevabı verdi: ben onun hadis anlatıcılarından değilim. Meysere de şöyle söyledi: fakat o kendisine hadis anlatacak birisini istiyor. Şeyh şu cevabı verdi o zaman: birisinden bir şey isteyen kimse o kimsenin ayağına gelir. Eğer istiyorsa mescidin halkasında onun için yerimiz vardır. Hadis almaya gidilir fakat hadis ona gelmez buyurdular. Odacı geldiği yoldan dönüp halifeye şöyle dedi: mescitte bir şeyhten başka hiç kimseyi görmedim. Ona işaret ettim fakat yerinden kalkmadı. Ona yaklaştım ve şöyle dedim: müminlerin emiri şu anda uykudan uyandı ve bana, bak mescitte bana hadis anlatacak kişilerden birini görürsen onu bana çağır. Bana sakince şöyle dedi: ben onun hadis anlatıcılarından değilim. Eğer hadis istiyorsa mescidin halkasında onun için yer vardır. Abdülmelik bin Mervan derin derin soludu, süratle ayağa kalktı ve şöyle diyerek eve doğru yöneldi: İşte bu Said bin Müseyyep, keşke sen ona gitmeseydin ve onunla konuşmasaydın dedi. Toplantı yerinden ayrılıp evin içine girdiğinde Abdülmelik'in oğullarından en küçüğü abilerinden birisine şöyle dedi: dünya müminlerin emirine boyun eğmiş ve Bizans hükümdarları huzurunda eğilmişken onun huzuruna gelmeyen ve büyüklenen bu adam kim acaba? Abi şöyle cevap verdi: o müminlerin emirinin onun kızını kardeşi El-Velid'e istediği ve onun da kızını vermeye razı olmadığı kimsedir. Küçük kardeş şöyle dedi: o kızını El-Velid bin Abdülmelik'e vermeye razı olmadı ha? Kızı için müminlerin emirinin veliahtından ve ondan sonraki Müslümanların halifesinden daha üstün bir koca mı istiyordu acaba? Abi sustu ve ona hiçbir şey söylemedi. Küçük kardeş söylenmeye devam etti: kızını müminlerin emirinin veliahtına kıyamadıysa ona uygun birisini bulabildi mi, yoksa bazı insanların yaptığı gibi evlenmesine engel olup evde kalmış kız mı yaptı? Abi şu cevabı verdi: gerçekten onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yanlarında oturan Medinelilerden biri onlara dönüp şöyle söyledi: müminlerin emiri bana izin verirse onunla ilgili her şeyi ona anlatırım. O Ebu Veda denilen bir gençle evlendi. Bizim bitişik komşumuzdu. Ebu Veda'nın o kızla evlenmesine dair bizzat kendisinin anlattığı orijinal bir kıssası vardır. İki kardeş ona haydi anlat dediler. Adam, Ebu Veda bana şöyle anlattı dedi ve başladı: İlim tahsil etmek için bildiğin gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Said bin Müseyyeb'in halkasına devam ediyordum. Birkaç gün şeyhin halkasında bulunmadım. Beni arayıp sordu ve benim hasta olduğumu veya başıma bir şey geldiğini zannetti. Etrafındaki kimselere beni sordu. Fakat onların hiçbirinden benimle ilgili bir haber elde edemedi. Birkaç gün sonra ona döndüğümde bana hoş geldin deyip halimi hatırımı sordu. Neredeydin Ebu Veda dedi. Ben de şöyle dedim: karım öldü, onunla meşgul oldum. O, Ebu Veda, bize haber verseydin de sana yardım etseydik, seninle birlikte cenazesinde bulunsaydık ve yapacağın işlerde sana yardım etseydik dedi. Ben de Allah senden razı olsun dedim. Kalkıp gitmek istediğimde orada olanların hepsi ayrılıncaya kadar kalmamı istedi ve bana şöyle dedi: kendine yeni bir hanım almayı düşünmedin mi Ebu Veda? Ben de Allah sana rahmet etsin, ben yetim olarak büyümüş ve yoksul olarak yaşayan bir genç kızını bana kim verir ki? Benim 2 veya 3 dirhemden başka da param yok dedim. O da ben kızımı sana veririm dedi. Dilim tutulmuştu ve sen mi? Durumumu öğrendikten sonra kızını bana verir misin dedim. O evet,
dinini ve ahlakını beğendiğimiz birisi bize gelirse ona veririz. Sen bizim yanımızda dini ve ahlakı beğenilen birisisin diye cevap verdi. Daha sonra bizim yakınımızdaki kimselere dönüp onlara seslendi. Onlar yanına gelince Allah'a hamd edip Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat getirdi. Kızını bana nikahladı. Mehrini 2 dirhem takdir etti. Şaşkınlıktan ve sevinçten ne diyeceğimi bilemez bir halde kalktım, evime gittim. O gün oruçluydum, orucumu unuttum. Şöyle demeye başladım. Vah sana Ebu Veda, sen kendine ne yaptın? Kimden borç para isteyeceksin? Akşam ezanı okununcaya kadar bu halde kaldım, namazı kıldım, orucumu açmak için oturdum, iftar yemeğim ekmek ve yağdı. Bir veya iki lokma alır almaz kapının çalındığını duydum. Kim o dedim, Said diye cevap verdi. Vallahi ismi Said olan tanıdığım herkes hatırıma geldi de sadece Said bin Müseyyep gelmedi. Çünkü o 40 yıldan beri sadece eviyle mescid arasında görülmüştü. Kapıyı açtım, bir de ne göreyim, Said bin Müseyyep karşımda. Zannettim ki o kızını bana vermekten caymıştır. Ona, Ebu Muhammed, bana haber gönderseydin ben gelirdim dedim. O hayır, bugün benim sana gelmem daha uygundur dedi. Ben öyleyse evime buyur dedim. O hayır, ben sadece bir mesele için geldim dedi. Ben nedir o mesele deyince, o kızım bu sabahtan itibaren Allah'ın dinine göre senin karın oldu. Biliyorum ki evinde yalnızlığını giderecek hiçbir şey yoktur. Karınla senin ayrı ayrı yerlerde gecelemenizi istemedim ve onu sana getirdim dedi. Ben de yazıklar olsun bana, onu sen mi getirdin dedim. Evet dedi. Baktım ki kızı da orada. O kızına dönüp kızım Allah'ın ismi ve bereketiyle kocanın evine gir dedi. Kızı adım atmak istediğinde utancından elbisesine bastı ve neredeyse yere düşüyordu. Bense ne diyeceğimi bilmez ve şaşkın bir halde onun karşısında durdum. Daha sonra içinde ekmek ve yağ bulunan tepsiden ileriye geçirdim. Tepsiyi göremesin diye onu lambanın ışığından uzaklaştırdım. Sonra dama çıktım. Komşuları çağırdım. Yanıma geldiler. Neyin var dediler. Şöyle cevap verdim. Bugün mescitte Said bin Müseyyep kızını bana nikahladı. Ansızın onu bana getirmiş. Gelin de evden uzakta olan annemi çağırıncaya kadar onu yalnız bırakmayın. Yaşlı bir kadın şöyle dedi. Vay sen ne dediğini biliyor musun? Said bin Müseyyep kızını sana mı verdi? Onu eve bizzat kendisi mi getirdi? O kızını El-Velid bin Abdülmelik'e bile vermeye kıyamamıştır. Ben evet dedim. İşte o evde yanımda. Hadi çabuk olun. Ona bakın dedim. Komşular söylediğime pek inanmaya eve geldiler. Ona hoş geldin dediler ve onu yalnız bırakmadılar. Az sonra annem geldi. Onu görünce bana şöyle dedi. Durumunu düzeltinceye kadar onu bana bırakmazsan yüzüne bir daha bakmam. Daha sonra onu sana hediye ederim. Ne istersen onu yap dedim. Annem 3 gün onunla birlikte kaldı. Daha sonra onu bana getirdi. Bir de ne göreyim, o Medine kadınlarının en güzeli. İnsanların Allah'ın kitabını en iyi ezberleyeni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini en iyi rivayet edeni, kadınların koca haklarını en iyi bileniydi. Onunla birkaç gün kaldım. Bu süre içinde bizi ne babası ne de ailesinden biri ziyaret etti. Daha sonra mescitte şeyhin halkasına geldim. Ona selam verdim. Selamımı aldı fakat benimle konuşmadı. Toplantı dağılıp benden başka kimse kalmayınca Ebu Veda hanımını nasıl buldun dedi. Şöyle cevap verdim. O dostun istediği ve düşmanın istemediği şekildedir. Allah'a hamdolsun dedi. Eve döndüğümde onun geçimimizi sağlamak üzere bize bol miktarda para gönderdiğini gördüm. Abdülmelik'in oğlu, bu adamın durumu tuhaftır dedi. Medineli bir başkası ona, tuhaflık bunun neresinde ey emir? O dünyasını ahireti için vasıta yapan kimsedir. O kendisi ve ailesi için bakiyi fani karşılığında satın almıştır. Vallahi
o kızını müminlerin emirinin oğluna kıyamadı, ona denk birisini bulamadı ve onun için dünya fitnesinden korktu dediler. Arkadaşlarından birisi ona şunu sordu. Medinelilerin emirinin dünürlüğünü kabul etmeyip kızını Müslüman halktan birisiyle mi evlendiriyorsun? Şöyle cevap verdi. Kızım bana emanettir. Yaptıklarımda onun iyiliğini aradım. Ona nasıl diye sorulduğunda buna da şöyle cevap verdi. Eğer o Emevilerin saraylarına gidip lüks elbise ve eşyalar arasında salınırsa, huzurunda hizmetçi ve cariyeler durursa, bundan sonra kendisini halifenin hanımı olarak görürse onun hakkında ne düşünürsünüz? O gün onun dini nerede olur? Şamlı birisi şöyle dedi. Sizin şeyhinizin insanlar arasında eşsiz bir tip olduğu görülüyor. Medineli ona şuna cevap verdi. Vallahi asla haksız değilsin. O gündüzleri oruç tutar, geceleri namaz kılar, 40 civarında haccı vardır, 40 yıldan beri peygamber mescidinde ilk tekbiri kaçırmamıştır. Bu süre içinde namazda birinci safa dikkat etmek için birisinin ensesine baktığı bilinmemektedir. Yani daima birinci saftadır. Kureyş kadınlarından dilediğiyle evlenmek elinde olduğu halde o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki derecesinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini rivayetteki gücünden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis almaya aşırı istekli olmasından dolayı Ebu Hureyre'nin kızını diğer kadınlara tercih etmiştir. O, çocukluğundan itibaren kendini ilme vermiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının yanlarına girmiş ve onlardan istifade etmiştir. Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Ömer'e talebe olmuştur. Hazreti Osman, Ali, Süheyb ve başka sahabilerden hadis dinlemiş, onların ahlakıyla ahlaklanmıştır. Devamlı tekrar ettiği bir sözü vardı ki, sanki onu kendine parola yapmıştır. O da şu sözdür. Kullar nefislerini Allah'a itaat gibi başka bir şeyle yüceltmezler. Ona itaatsizlik gibi başka bir şeyle de nefislerini küçültmezler. Allah Said bin Müseyyeb ve onun gibilere rahmet eylesin.